Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Beykoz ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize 20 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 31 Mart'ta Beykoz'da belediye başkanı seçilen Murat Aydın'ı tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Karşınızda olsa ne sorar veya ne istediği soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Kendini şahsen tanımıyorum ama hizmetlerinden memnunum. Karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister misiniz? Ya isterim. Sporla pek ilgilenmiyor. Spora ilgilenmiyor. Sporla ilgilenmesini isterim. Spora önemesini. Yani. Onu Almanya'dan tanıyorum. Ben de kızıyordum ki Beykoz'da adam mı yok da şeyden alıyorsunuz Zeytinburnu'nu. Ama bir görüyorum ki kimsenin yapamadığı, AK Parti'nin de ödekiler yapamadığı yolları bir görüyorsunuz. Alman diyor ki bana bura neresi diyor. Murat Aydın hizmetleri iyi mi efendim? Hizmetleri güzel mi, iyi mi? Güzel. Yapıyor adam, hem kontrol ediyor. Tanıyor musunuz başkanım? Tanıyorum. Şahsen de tanıyorum ama ne şey. Ne söylemek istersiniz? Ha? Ne söylemek istersiniz başkanım? Allah yolunu açık etsin, devam. Yola durmak yok, yola devam. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Şu anda hizmetleri iyi gibi. Ama ismini biliyor musunuz? Şu anda hatırlamıyorum ama AK Partili olduğunu biliyorum. Peki, karşınızda olsa bir şey sorar, bir şey ister miydiniz başkanım? Herhangi bir isteğiniz yok. Yok. Hiçbir şekilde tanımıyorum. Hiçbir hizmetini de görmedim. Bir şey sadece güzelim yerlerin çoğunu hani betonlaştırdı desek yeridir. Hizmet hiç yok ki. Hizmet yok. Yok. Tamam. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Çok memnunum. Yani gördüğüm kadarıyla Beykoz'a çok bir değişiklik getirdi. Yani İsmini biliyor musun? He? İsmini biliyor musun? Aklınıza mı? He, Murat Aydın. He, çok değerli bir yer. Memnunsunuz? Evet, memnunum. Ya vallahi yaptıkları şey betona yatırıyorlar. İşte ya yaptıkları bayağı güzel şeyler var ama sahile beton, başka bir şey değil yani. Beton. Yeterli mi? Çok teşekkür ederim. Yeterli mi? Yeterli efendim, sağ olun. Tanımıyorum, hiç görmedim daha önce. Hizmetleri var mı yok mu? Beykoz'a hizmet etmiş mi etmemiş mi? Vallahi en son ışıkları falan yaptırdı, şu ilerideki ışıkları. Güzel oldu bence. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Elinden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla Zeytinburnu'ndan geldim Murat Bey. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Tanımıyorum. Ben burada oturmuyorum çünkü. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi şu ana kadar bir şey yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben yani belediye o olmuş. Bu halka hizmet yapsın yeter. Başka bir şey istemiyoruz biz. İşte yapıyor mu Murat Bey? Yapıyor. Beykoz Belediye, bak gördün mü? Buradır. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musun? Bu başkanı tanımam. Ben buralıydım. Ben misafirim burada. Biz tanımıyorsun. Ha, Ekrem'i tanıyorum. Şeylerde görüyorum. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Ben Kartal'da oturuyorum. Kartal Soğanlık'ta. Bu bölgeye yeni geldim. Buranın misafiriyim. Beykoz'un misafiriyim bugün. Onun için başkana bir şey söyleyemem ama genel halk konuştuğu zaman ya da ben konuştuğum zaman genel halkla, ki burada oturan akrabalarımız da var, oldukça memnunlar. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musun? Beykoz Belediye Başkanı ben tanımıyorum. Ben buradayım, misafir. Çok teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı'nı evet daha yeni tanıştık. Şimdilik iyi gibi. İyi. Çok teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanımıyorum, memnunum. Memnunsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi ben yapılan yer güzel yer. Yani sahil şeridi güzel. Ancak hangi ihaleyle verilip verilmediğini bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Başkan cevap versin. Tabii ki, illa ki açıklasın. Kaç para verdin? Ne verdin? Ne oldu? Tabii canım, benim paramdan ama güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama kaç para verdin bir yayın diyorsun. İlla ki yani bu parayı ben veriyorum. Kesinlikle vergilerini seviyorsun. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Ben de severim. Kolay gelsin dilerim. Merhabalar. Gayet çok iyi beğeniyorum. Çok güzel hizmetler yaptı. Yani Beykoz'u gerçekten insanlara tanıttı, turistlere tanıttı. Beykoz'da güzel hizmetler. Bilhassa mesela sosyal alanlar olsun. Sahili. Bunu takdir etmemek insanlık işidir. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, Beykoz Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Teşekkür ederim. Saygılar. Beykoz Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Murat Aydın'ı tanıyoruz. Nasıl hizmetleri? İyidir. İyi. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalışıyor elinden geldiğince Beykoz için. Çok teşekkür ederim.
Ben hiç kimsenin hizmetinden memnun değilim. Hepsine gider. Aynen öyle. Neden abinin hepsine memnunsun? Öyle abi. Hiç mi bir şey yapmadın Murat Ayın işlerine buraya? Bak bakalım etrafına abi. Tanımıyoruz biz bugün geldik yapmıyoruz. Yani. Hizmet yok. Bir bakın etrafınıza. İşte siz biliyorsunuz biz Beykoz'u değiliz. Bak yollara. Hizmet yok diyorsunuz. Parayı bir yer. Hep cebe. Hep cebe. O zaman Murat Ayın'dan memnun değilsiniz. Değilim. Teşekkür ederim. Ben Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyorum. Nasıl hizmet ediyor mu? Kötü mü? İdare ediyor. İdare ediyor. Çok teşekkür ederim. Aydınlık ve güzel günleriniz olsun. Kendinize. Beykoz Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Hizmetlere ne düşünüyorsunuz? Abi şu an memnun değiliz. Memnun değiliz. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanımamak mümkün değil. Bizim evimizi yıkmasın kardeşim. Bizim evimizden ne istiyor? Tokat köyde evimizi yıkmasın. Öleceksen ben öleceğim depremde. Deprem olduğu zaman bakalım onlar kalacak mı başımızda? Yapan insanlar kalacak mı başımızda? Dokunmasınlar bize kardeşim. Benim evimi yıkma. Ben 60 senedir oradayım. Tokatköy'de. Tabii canım. O zaman belli. Bu merkezi Tokatköy. Kaç kilometre? Tabii hemen şimdi buradan gitti mi 4-5 kilometre sonra hemen Tokatköy. O zaman gidin orada, bak, gidin orada röportaj yapın insanlarla. Tokatköy'de. Yıkmasınlar abi. Ben 60 senedir oradayım. Ben orayı paramla almışım. İşgal etmemişim. Hep yıktıklar ama size hakkınızı geri vermiyorlar mı? Ne verdikleri belli değil, ne söyledikleri belli değil. Hiçbir şey yok. Yok. Oraya yazmışlar. Bir Murat Başkan adamı. Duyun, seçmen diyor ki bizim tamam. Evimizi niye yıkıyor? Duydum. Belli değil, belirsizlik var, ne yapacağız biz? Tabii canım, depremde yıkılacaksa benim evim mi kalacak? Öleceksem ben öleceğim, belediye başkanı mı ölecek? Ama işte halkımızı korumak da bizim görevimiz diyorlar. Abi bizim yerimiz sağlam, 5 katlı binanın temeli atmıştı zamanında. Yıkmasınlar diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerde memnun musunuz? Ya ben açıkçası iki defa falan gördüm. Burada sürekli oturmama rağmen. Yani şeyi sevmiyordum. Yücel Bey'i. Rahmet. Yücel Çelik Bey'i pek beğenmiyordum ama bu bir tık daha iyi gibime geliyor. Geliyor. Bir şey bakalım. Sorar mıydın? Bir şey ister miydin? Bizi izliyor çünkü Murat Başkan. Ne sorardın? Ne isterdin? Buldum. Ticaret sokağı tarzı bir şey vaat etmişti zamanında. Ya böyle sinema salonları olur. Ondan sonra başka bir şeyleri aynı sokağın içine koyacaktı. Acaba onu hala düşünüyor mu yapmak için? O projesini. O projesini. Ya da yapmayacak mı? Çok merak ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Memnunuz. Tanıyoruz. Aydın. Murat Aydın. Murat Aydın. Memnunsunuz. Memnunuz. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim ben Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? İyi hizmet eder. İsmini biliyor musun? Murat. Murat Aydın. Hizmetine memnunsunuz. Çok teşekkür ederim. İki. İsmi ne? Murat Aydın. Yani. Memnun musunuz? Memnunum tabi. Çok teşekkür. Yani bu Murat Aydın bir tane ya. Tamam. Selam olsun başkanımıza. Teşekkür ederim. Evet. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Bütün hizmetlerine şahıs olarak ben memnunum. Memnunsun. Memnunum. Hepsinden. Murat Başkan'a selam olsun. Murat Başkan'a selam olsun. Teşekkür ederim. Ben memnunuz, memnunuz. Teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musunuz? Ya şimdi bu Zeytinburnu'ndan geldi. Daha önceden Güzel Çelik Bilek vardı. Biz memnunduk yani. Şu anda yine evet rahmetten memnunum. Diğer daha ondan sonra Alettin, Nurettin Söze. Onlardan da memnunuz. Büyükşehir'in yani Beykoz. Beykoz Başkanı tanıyor musun? Hizmetlere ne şey? Ya şimdi Zeytinburnu'ndan geldiği için fazla daha şurada 2-3 senedir. Şu biraz anda olduğu için tepki var. Dışarıdakinin biraz tepki var. Yani onu şu anda içti dışta olmadığımız için şu anda bakayım ne gösterir, ne göstermez. Yok. Ama şu anda tabii Beykoz'un gelen deniz kenarlarını görürsünüz. Bayağı bir yapılandırma var. Çalışıyor, yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Yani güzel bir şeyler bekliyoruz bakayım. Tamam, şu an olumsuz diyorum. Çok teşekkür ederim. Tanıyayım hemşerim. Nasıl hizmetlerin? Allah'a şükür. Yani bu zamanda iyi yani. İyi mi? Çok teşekkür ederim. Bir tanıyorum. Ta Zeytinburnu'ndan. Ne var ki? Ne hizmet yapmış? Hiçbir şey yok. Hizmet yok. Yok ya. Ne var ki? Hani varsa bir şey göster. Ne sorardınız karşınızda olsaydı? Bir şey sorar mıydınız? Ya şu anda bu kış günü milleti sokağa atmanın anlamı yok. Tokatköy'de? Tabii. Ben burada oturuyorum ama orada insanlar şu anda ev arıyorlar. Yana yana. Beykoz'da o kadar ev de yok. Çok teşekkür ederim. Beykoz Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Yok, resmi olarak tanımıyor. Hizmetleri de zaten anakent genelde buranın şeyini yapıyor. Şu ana kadar bir şeyini görmedim yani. Ama en iyi şeyi cami cemaat olarak şurada. Tuvaletleri ücretsiz yapıyor. Çok ücretsizlikten öte havlusunu, şeyini falan peçetesini veriyor. Aynısını Zeytinburnu'na başlatmıştı. O iyi diyorsunuz. Evet, o iyi yani. Çok teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz.
Sizde İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.